Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse bugün birini deneme sınavını birlikte çözeceğiz. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. El ihtibar et tecrübi el evvel. Birinci deneme sınavı. İhtar el cevabe es sahiha. Doğru cevabı seç. Birinci sorudan başlayalım. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Evet. E'ta el-muallimu et-tullâbe qâimetel-esmâ'i. Öğretmen öğrencilere sınıf listesini, yani isim listesini verdi. Şimdi burada bizden ne istiyor? Kelimetü tullâb. Tullâb kelimesinin nasıl bir kelime olduğunu soruyor. Alem, marife bil izafe, marife bi eliflam, nekra, künye. Şimdi inceleyelim. Alem olması için Ali, Veli, Ayşe, Fatma gibi özel isim olması gerekiyordu. Demek ki değil. Marife bil izafe demiş. Yani izafet yoluyla marife olan bir kelime demiş. Bakıyoruz. Öyle bir şey olsaydı eliflamsız olurdu. Kendinden sonra eliflamlı gelirdi. Böyle bir şeydi söz konusu değil. Bu da değil. Marife bir eliflam demiş. Evet, doğru şıkkı burada vermiş. Yani T şıkkı doğru. Eliflamla marife bir kelime. Nekre olabilir mi? Hayır. Eliflamsız kelimeler nekreydi. Künye olabilir mi? Künye olması için Ebu Bekir gibi, Ümmü Gülsüm gibi bir kelimelerinden birisi gelmesi gerekiyordu. Devam edelim. İkinci soru. E'udu ilel beyti ma'a sadiq. Qati yedrusne ma'i fil külliye. Şimdi buraya bir ismi mevsul getireceğiz. Bakın, ismi mevsullerde nasıl anlatmıştık? Sadiqati kelimesi. Yani ismi mevsulün geleceği yere hangisini getireceğimizi kararlaştırırken önceki kelimeye bakarız. Yani sadigati kelimesine bakıyoruz. Tekil mi, çoğul mu, yani müennes mi, müzekker mi? Baktık. Burada elif teli, yani sadigatün kelimesinin çoğul olan sadigatün kelimesini gördük. Demek ki müennes bir kelime ve çoğul bir kelime. Ellezi müzekker, gitti. Elleteyni, bakın teyni demiş, tesniye bir kelime, gitti. Ellezine, müzekker çoğul, gitti. Ellati, işte bizim aradığımız doğru kelime arkadaşlar. Ellezi, ellezine ya da ellezeyni. Arkadaşlar burası ellezeyni, tabii ki tesniye bir kelime, bizim işimize yaramaz. Doğru cevap S, yani ellati. Yani hocam, burayı nasıl anladık, tekrar edecek olursak, hemen ismi mevsulün önündeki kelimeye bakarız. Tekil mi, çoğul mu? Müennes mi, müzekker mi? Buna göre buradaki ismi mevsulümüzü kararlaştırırız. Geçtik üçüncü sorumuza. Entüm nokta nokta fissaffi. Buraya bir muzari fiil getirmemizi istemiş. Fiil eğer isimden sonra geliyorsa o isme göre sayı olarak ya da müzekker müenneslik olarak uyum sağlar. Şimdi baktık, entüm demiş. Yani siz erkekler. O zaman biz bunu yeclisü, yeclisani, yeclisüne, teclisü, teclisani, yeclisine, teclisü, teclisani, teclisüne şeklinde çekilmeyeceğiz. Doğru cevabımız A, elif. Diğerlerini çekmeye gerek yok, bakmaya gerek yok. Dördüncü sorumuza mı geldik? El insanu ve dünya. Hazet terkibu, bu terkip nedir diye sormuş arkadaşlar. İzafet terkibi mi? Yani bir isim tamlaması mı? Hayır. Ortada bir vav var bakın. İzafet değil. Yani isim tamlaması değil. Cümle ismiye demiş. İsim cümlesi mi? Hayır değil arkadaşlar. İsim cümlesi de değil. Peki bir vasıf mı? Yani bir sıfat tamlaması mı? Eğer vav olmasaydı belki düşünebilirdik ama vav var. Değil arkadaşlar. Atıf mı? Evet. Atıf harfiyle bağlanmış bir kelime var. Atıf diyoruz. Doğru cevap. Cümle fiiliye, zaten fiil yok piyasada. Cümle fiiliye diyemeyiz. Geçtik 5. sorumuza. Hızlı gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar bildiğiniz kelimeler. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa tekrar seyredebilirsiniz. Bu konuda size bir kolaylık sağlayacaktır. El camiatu el cedidetu. Bakın burada ilk bakışta neyi gördünüz? Her iki kelimede eliflamlı. Ortada bir fiil yok. Bir müfret kelime ya da işte bir eliflamsız nekra kelime yok. O zaman ne yapacağız? Bunun bir isim tamlaması, sıfat tamlaması, isim cümlesi gibi bir şey olduğunu hemen kavradık değil mi? Yani isimle alakalı bir şey olduğunu kavradık. Fiil yok piyasada çünkü. O zaman baktık. Her ikisinde eliflam var.
Her ikisi de müennes. Bakın gördünüz. Tü tü gelmiş. Her ikisinin ötre gelmiş hareketleri. O zaman elif lamları da var. Bakın ne kadar çok benzerlik var. Müennes kelime, müennes kelime. Ötreli ötreli, elif lamlı elif lamlı, tekil tekil. Ha, demek ki bu bir sıfat. Olsa olsa sıfat olur. Evet, sıfatın diğer adı neydi? Bakalım, vasıf arkadaşlar. Sıfatın diğer adı vasıftır. İsmi, cümle ismiye demiş değil. Cümle isim cümlesinde böyle bir şey yoktu, değil mi? Mesela şöyle deseydi: El camiatu cedidetün. O zaman doğruydu ama el cedide dediğine göre bir sıfattan bahsediyor. İzafet isim tamlaması değil. Atıf, ortasında bir atıf harfi falan yok. Fiil cümlesi zaten fiil yok. Geçtik 6. soruya. Zekeral üstazu fevaidel kelami dune havfin. Evet, burada neyi soruyor? Kelimetü fevaid. Fayda ya da faydalar kelimesinin ne olduğunu soruyor. Alem midir? Marife bir izafe midir? Elif lamlı marife midir? Nekra mıdır? Zamir midir? Bakalım. Elif lamlı marife değil. Çünkü elif lamı yok, değil mi? Hemen bunu atarız. Sonra alem demiş. Fevait kelimesi faydalar demek. Alem değil. Ali Veli gibi özel bir isim değil. Nekra mı? Olabilir. Ama bir şeye daha bakacağız. Nereye? Kendine sonra kelimeye. Bir isim tamlaması söz konusu. Bakın. Esreli gelmiş. Yani muzafun idi. Peki burada izafetle marife olmuş olabilir mi? Evet arkadaşlar. Yani buna biz marifeye muzaf olan kendisi de marifedir diyoruz. Doğru cevabımız B arkadaşlar. Hocam nekre olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. İlk bakışta nekre gibi görünebilir. Elif lamsız kelime görünebilir ama kendine sonra bir isim tamlaması muzafun ileyh gelmiş. O zaman biz nekre diyemeyiz arkadaşlar. Demek ki her gördüğümüzde hemen nekrayı işaretlemeyeceğiz. Bakacağız kendinden sonraki kelime isim tamlaması oluşturmuş mu, oluşturmamış mı? Zamir, zaten zamirleri biliyoruz. Hüve, hüma, hum diye başlayanlardan öyle bir şey değil. Geçtik 7. sorumuza. Salleytu fi mescidin kebirin. Buradaki mescit kelimesi. Kelimetü mescidin mecruratun ve alametul cerri. Evet, mescit kelimesi mecrurdur ve cer alameti nedir? Onu sormuş. Bakın başında harfi cer var. Harfi cerler ismin başına gelir. Fiile gelmezler. Fiilin başına gelmezler. İsmin başına gelmiş ve geldiği ismi ne yapar? Esre yapar. Yani burası fi mescidin kebirin olacak arkadaşlar. Yani burada tereddüt etmeye gerek yok. Fi'yi gördüğümüz zaman esreyi hemen işaretleyebiliriz. Demek ki bunun mecrurluk alameti kesra, elif, fetha, el, ya, el, zamme hangisi diyeceğiz? Arkadaşlar tereddütsüz kesre diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. 8. örneğe bakalım. Fi el beyti selasi gurafin. Burada bir ismi işaret getirmemiz istiyor. Hazihi, hazeyni, haza, haulayi, hateyni şeklinde. Şimdi buna ismi mevsullerin tersinde, yani ismi mevsuller vardı yukarıda hatırlarsanız, şurada geçmişti. İsmi ikinci sorudaki ismi mevsulü nasıl bulmuştuk? Öncesindeki kelimeye bakarak bulmuştuk. Burada da ismi işaretlerde de arkadaşlar kendinden sonraki kelimeye bakacağız. Yani şu kelimeye bakacağız. Beytün kelimesi müzekker mi? Müennes mi? Tekil mi? Çoğul mu? Bakacağız. Şimdi baktık, beyt kelimesi müzekker. Peki tekil mi? Çoğul mu? Tekil hocam. O zaman müzekker tekil ismi işaretimizi getireceğiz. Hazihi müennes. Getti. Olmaz. Hazeyni İkil kelime, tesniye olmaz. Haza aranan kelimedir arkadaşlar. Haulay nedir hocam? Haulay çoğuldur. Buna hiç gerek yok. Bu zaten sadece akıllı çoğullarda kullanılır, değil mi? Yani insanların çoğullarını, kızlar veya erkekler ortak. Bunlar da kullanılır. Hateyni, bu zaten tesniye olmaz. Geçtik. Doğru cevabımız haza. Yani se. T çıktı. 9. kelimetü ellezî. İsmi işaret, zamir, ismi mevsul, ismi istifham, zarf demiş. Nedir bu? Ellezî ismi mevsuldür arkadaşlar. Tartışmaya veya daha fazla şey yapmaya gerek yok. Kelimetü hel nedir? Hel kelimesi nedir diye sormuş. Arkadaşlar hel kelimesi için ismi istifham mı yoksa harfi istifham mı? Orada tereddütte kalabilirsiniz. Evet, bunun bir soru edatı olduğunu biliyoruz ama harf mi, isim mi, değil mi? Bakın burada isim olanı var. Burada da istifhamın harf olanı var. Bunu anlatırken derste şöyle demiştik. Elif ve hel ikisi sadece harftir, diğerleri isimdir demiştik. Demek ki bu bir harf olacak. Elif arkadaşlar. Diğer isim işaret vesaire onları zaten biliyorsunuz. Tek tereddütte kalacağız. Harf ve istifham mı, isim istifham mı? Baktık, harf olarak öğrettik. 11. soru: Hazel kitabu nokta nokta kable yevmeyni. Bir fiil getirmemizi istemiş. Evet. Şimdi kara fiilini vermiş, yani okudu. Ben okudum diyeceğiz, onu diyeceğiz. Şimdi o dediğimiz şey kitap.
Kitabın cinsiyetini önce müzekker müennes mi onu bir bilelim, öğrenelim, hatırlayalım. Kitap kelimesi müzekker bir kelime. O zaman kara fiiline bitişecek olan zamirimiz müzekker olacak. Bakın ha gelmiş, müennes gitti. Kara tüke, sen zamiri, kitapla sen hiç alakası yok, gitti. Kara tühü, bakın aranan kelime bulundu arkadaşlar, hü değil mi, o. Kara tühüm demiş, onlar demiş, bu zaten çoğul, bu da hüma ikil getirmiş olmaz. Demek ki doğru cevabımız T. Şimdi tekrar edelim, nasıl yaptık hocam? Kara tü fiilini görüyoruz. Evet, hü zamirini neye göre belirledik? Şuradaki hü zamirini. Bu hü zamirini kitap kelimesine bakarak belirledik arkadaşlar. Kitap kelimesi veya böyle kelime cümlenin içerisinde açıkça geldiyse, açıkça isim yazıldıysa, Ayşe, Ali, Veli, Fatma gibi bir isim yazıldıysa, bu isimler hüvedir veya hiyedir. Yani o, gaib bir zamir gelir. Ente gibi bir zamiri ancak nida harfinden sonra getirebiliriz. Mesela ya Ali, ya Muhammed, ya Ayşe gibi seslendikten sonra ente diyebilirsin. Değilse mesela şöyle diyemez. Aliyun el imamun, Aliyun imamun fil mescidi diyemez. Yani bunu derken ente diyemez. Ali çünkü hüvedir, o diyoruz değil mi? Sen demedi ki burada, ya Ali demedi. Aliyun imamun, Ali imamdır, tamam. Ali imamdır dediği zaman Ali orada bir zamir getirecek olursak Ali'nin yerine hüve ile temsil edilir. Evet. 12.ye bakalım. Yekûnü cemi'ul müzekker salim mensuben. Bakın bu son derslerin bir konusu. Cemi müzekkerin irabını hatırlayın. Cemi müzekker ne ile irab ediliyordu? Vav ve nunla. Hani müslimûne, mü'minûne gibi kelimeler. Değil mi? Vav nun veya bunun nasb ve cer halinde de yenun geliyordu. Müslimine, müminine şeklinde. Burada da bize cemi müzekker salim nasıl mensup olur diye sormuş. Mensupluk alameti. Alametün nasb nedir? Vav, elif, zamme, ya, fetha. Vav, raf alameti olmaz, gitti. Elif zaten tesniye de geliyor. Cemi müzekkerle alakası yok. Damme demiş, ötre demiş. Ötre bu müfrette gelir, cemi teksirde gelir, cemi mennes salimde gelir. Olmaz. Bizim müzekker salimde böyle bir şey yok. Ah, ya geldi arkadaşlar. Doğru cevap bu. Feta, feta olmaz arkadaşlar. Belki şöyle algılayabilirsiniz. Hocam müslimune ya da müslimine. Ne? Hocam nun harfinde bir feta var. Olmaz mı? Arkadaşlar bu cemilerin nunları düşebilir. Nunlara güvenmeyin. Geçtik sonraki sorularımıza. Burada yeni bir başlık açılmış. Diyor ki sahih el hata'e fil cümlelil taliyeti. Aşağıdaki cümlelerde hatalı olan yerleri düzelt. Şimdi bakalım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ahi halilun yedrusu fil İstanbul demiş değil mi? Biz öğretirken alem isimlerin başına elif lam gelmez demiştik. Yani buradaki elif lam gayet gereksiz. Arızalı kelimemiz İstanbul. Elif lamı sildiğimiz zaman doğru şıkkı bulmuş oluruz. İkincisi el imamu ellezî yahtubu fil mescidi ismuke Ali. Biraz önce bahsetmiştik. Ne diyor? İmam. Hangi imam? Ellezî yahtubu. Hutbe veren, hitap eden imam. Nerede? Camide. Fil mescidi, camide. İsmuke Ali. İsmuke diyemez. Bak burada ismuke, senin ismin Ali diyemesi için buraya ya imam filan demesi lazım. Yani bir nida harfi getirmesi lazım. Ne gelecek hocam o zaman? Biraz önce söylemiştik. Böyle açık bir isim gelirse bu hüve, hüma, hüm gibi yani gaib zamirlerden birisi gelecek. Peki muttasıl gaib zamirimiz neydi? Arkadaşlar hü gelecek. İsmuhu Aliyyül diyeceğiz. Evet, Halidun mühendisun fiş şeriketin demiş. Arkadaşlar unutmayalım, elif lam ile şu tenvin aynı kelimede bulunamaz. Birisinden birisi gidecek. Demek ki tenvin gitmesi lazım. Fiş şerike ti olacak. Yani tek hareke koyacağız. Dördüncü sorumuza bakalım. Dehale el muallimu el fasle ne demiş. Şimdi elif lamla ne yan yana gelmiş arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. Bir muttasıl zamir gelmiş değil mi? Elif lamla muttasıl zamir aynı yerde bulunmaz. Hocam düşürecek olsak hangisini düşürmemiz lazım diye soru sorarsanız burada düşürmemiz gereken bizim sınıfımız diye vurgu yapacağınız için elif lamdır. Arkadaşlar elif lam burada gayet gereksiz olmuş. Çünkü öğretmen sınıfa girdi dediniz. Hangi sınıfı söylemek icap ediyorsa faslena dediğiniz zaman bizim sınıfımız diyeceksiniz. O zaman da elif lama ihtiyaç duymazsınız. Faslena zaten marife bir kelimedir. Hocam bunun marifeliği nasıl oluyordu?
Hemen hatırlayalım. Na bir zamirdir. Zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir. Yani eliflenme tekrar marife yapılmaz. Geçtik beşincisine. Fi eyyi camiatin tedrusine sadigatuke demiş. Şimdi buradaki arızayı ya da hatalı olan kelimeyi bulalım. Tedrusine hangi fiil çekimlerinde hangi zamiri temsil ediyor? Bakın düşünün. Yedrusu yedrusani yedrusuna, tedrusu tedrusani yedrusuna, tedrusu tedrusani tedrusuna, tedrusine. Yani ne bulduk arkadaşlar? Bunun enti değil mi? Enti. Şimdi bu enti olduğunda yani sen bayan dediği ama burada da sadiga tüke demiş. Senin sen dediği erkek. Tü sadiga tü demek ki burada bir sadiga tün kelimesi var. Bakın şu sadiga tünün tüsü müennes bir kızdan bahsediyor. Ke senin arkadaşın derken burada hangisini düzelteceğiz? Bakalım hangisi hatalı olmuş? Senin arkadaşın derken hangisini düzelteceğiz? Tedrusine'yi mi düzelteceğiz yoksa sadiga tüki mi diyeceğiz? Senin arkadaşın derken arkadaş kelimesi müennes olduğu için bu kelime gaib sigasından birisiyle getirilecek. Tedrusu gelmesi lazım. Yani buradaki doğru yapılacak yer, yani düzeltilecek yer tedrusu. Evet biliyorum yazı böyle ama bilgisayarın mouse'uyla ancak bu kadar yazı ortaya çıkıyor. Bakalım daha güzel yazabilir miyiz? Bir daha tekrar deneyelim arkadaşlar izninizle. Evet daha güzel olabiliyormuş. Biraz uğraşınca. Hop. Evet. Tedrusu olacak arkadaşlar. Tedrusine değil tedrusu olacak. Çünkü bakın yedrusu yedrusani yedrusunu tedrusu. Bak tedrusu geldi. Yani gayip bir fiil getirdik. Oldu bitti. Evet altıncıya bakalım. Meta te'udine ila beytikuma ya sadikati dedik. Meta başlamış. Buradaki düzeltilecek yer neresi arkadaşlar? Ey arkadaşım diyor. Bakın sadikati dediği bir kıza sesleniyor. Müennes bir şey arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet müennese seslendiğinde arkadaşım sen ne zaman evine döneceksin diyor. Bir tane kız var ama burada küma zamiri getirmiş. Yani burayı düzeltmemiz lazım. Ne getireceğiz? K zamirini ama ki olarak getireceğiz. Yani muttasıl ve müennes zamirimiz ki getireceğiz arkadaşlar. Düzeltelim tekrar yapalım. هذا القميص لونها أزرق. هذا القميص لونها أزرق. Buradaki hatayı yapalım. Lewnuhu diyeceğiz değil mi? Duyar gibiyim. Çünkü ha zamiri kimi temsil etmek için gelmiş güya. Kamis kelimesini temsil etmek için gelmiş. Ama kamis müzekker o zaman bu arkadaşlar olması gereken zamir hu. Lewnuhu أزرق. Geçtik 8. هذان الطالبان يفهمون درسهما. Bakın hepsi ikil gelmiş. Hazani ikil, talibani ikil, dersehuma ikil ama yefhemune müzekker çoğul gelmiş. Gereksiz. Ne olacaktı? Yefhemani olacaktı. Şu şekilde elif nun gelecekti arkadaşlar. Tabii olmadı. Şunu tekrar yazmayı deneyelim. Bir mimden itibaren yazsak herhalde olacak. Yefhemani. Şu şekilde daha güzel oldu arkadaşlar. Evet yefhemani oldu. Yefhemuna değil. 9. bakalım. Ha ulai hunne el evladu ellezine keseru el misbaha. Şimdi burada hunne demiş, ha ulai demiş, el evlat demiş. Ne olacak? Evlat kelimesi, velet kelimesinin çoğuludur. Yani müzekker erkek çocuklardan bahsediyor. Hunne gelemez. Hünne, müennes çoğuldur arkadaşlar. Bunun yerine ne gelir? Hüve, hüma, hüm. Doğru cevabımız hüm olacak. El vacibu ketebtuhu fi gurfeti olacak. Elif lam ile sondaki benim odam dediğimiz zamir birlikte gelmiş. Biraz önce yukarıda benzer bir örnek geçmişti. Elif lam gelemez. Bunun doğru cevabı fi gurfeti olacak.
Aşağıdaki cetvelde ne yapacağız arkadaşlar? Diyor ki hocamız ekmil el cetvel et tali. Aşağıdaki cetveli tamamlayın diyor. Yani hoca burada bir cümle vermiş. Burada mebni olanı, murap olanı, nakıs fiilleri ve harfleri yazacağız. Eyne soru isimleri mebniydi değil mi? Sadece eyyü murap'tı. Eyneyi buraya yazacağız arkadaşlar bu şekilde. Ben tabi hepsini yazmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Siz doldurursunuz. Tedrusu kelimesi muzari fiille alakalı bir şey yok. İsim değildir. Murap diyeceğiz ama isim değildir. Geçtik. O kalsın. Yazacak bir yeri yok. Lugat kelimesini de şuraya yazacaksın. Murap ismin için arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mouse'la anca bu kadar yazılıyor arkadaşlar. Evet. Nakıs fiil falan yok burada. Hiye zamirdir. Değil mi? Zamirlerin muttasır da munfasır da mebnidir. Yani sonu değişmez. Demek ki isim kategorisinde hiyeyi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Leyset nakıs fiildir. Fiil nakıs. Hemen buraya yazarsınız. Evet. Min harftir. Harfi cer biliyorsunuz. Harfi cerleri henüz göstermedik ama birer ikişer gördük. Min harfi cerdir. Türkiye kelimesi de murab bir isimdir. Geçtik. Hel harftir arkadaşlar. Unutmayın. Hel soru harfidir. Sakın isim filan demeyin. Soru harfidir. Tarifu muzari fiildir. Yazacak yerimiz yok. Haza ismi işarettir. Mebnidir. Haza'yı şuraya hemen yazacaksınız. Er-racül kelimesi de murab bir kelimedir arkadaşlar. Çünkü racül kelimesi bütün hareketleri alabilir. Racülü, racüle, racüli gibi. Kâne nakıs fiildir. Kâne'yi buraya yazacağız. Zabitu murab isimdir. Hüna ismi işaret olarak değil mi? Buraya yazılacak arkadaşlar. Hüna. Tabii ki ben hepsini yazamıyorum. Yazmayacağım. Siz bunu doldurursunuz. Söylüyorum arkadaşlar. Beşincisi keyfe. Keyfe nedir? Bir soru edatıdır. Soru ismidir. Ve mebnidir arkadaşlar. Buraya mebni isim olarak keyfe yazacaksınız. Evet. Yetevatta'u bir fiildir. Yazacak yerimiz yok. El Müslim kelimesini yani şurada murab isimlerin içine yazacağız arkadaşlar. Müslim kelimesini. Safera, yusafiru bir fiildir ama nasıl fiildir değil mi? Bunun yazacak fiillerle ilgili bir çalışmamız yok. Nakıs fiil demiş. Evet. Ortasında bir illet harfi var gördüğünüz gibi. İla harftir arkadaşlar. Harfi yazıyoruz. Mekke kelimesi de murab isimlerin içine yazılabilir. Vasale, masale, fiil, fiillerle ilgili bir çalışma yapmamış. Sadece nakıs mı değil mi? Kâne ve ehavatuha da leyse var arkadaşlar. Diğerleri evet illetli fiil ama hepsi nakıs değil. Haza ismi işarettir. Şu şekilde yazalım. Et-talib kelimesi de murab bir kelimedir arkadaşlar. Bu kadar. Geçtik sonraki sorumuza. Ekmil el cümlet taliye bil maktubi emameha. Ekmil tamamla aşağıdaki cümleleri bil maktubi emameha. Önünde istenilen şekilde tamamla. Burada bize birinci boşlukta istediği şey muzari bir fiil getirmemiz. Et dersu es saatel aşirete mesaen. Gece, akşam daha doğrusu saat 10'da ders ne yapar? Başlar mı biter mi? Biter. Arkadaşlar buraya gelecek olan kelimemiz muzari fiil yentehi. Bu şekilde yazabilirsiniz. Bir dakika bir daha yazmayı deneyelim. Daha şey yapalım. Dikkatli yazalım. Daha güzel oldu. Yentehi et dersu. Ders biter. Saat 10'da akşamleyin biter. Evet bir gaib zamir getirelim demiş. Buraya et talibani müştehidani demiş. Gaib zamirleri hatırlayın arkadaşlar. Hüve hümahum. Hiye hümahunne. Bu hüveli olanlar gaib zamirler ya da hiyeli olanlar gaib zamirler. Bakalım talibani müştehidani ikili zamir istemiş. Müennesi de müzekkeri de hümadır arkadaşlar. Hümayı getiriyoruz. İsmi istifam murab. Murab bir tane ismi istem. Bakın murab bir tane soru ismimiz vardı. Eyyü'ydü hatırlarsanız. Eyyü'yü getiriyoruz ve olay bitiyor.
İsmi istifam, mebni bir ismi istifam getir demiş. Fiiller, bakın fiillerin başına gelen bir soru edatımız vardı. Neydi? Mesela mesmüke derken ma ismüke, yani ismin başına ma geliyordu. Fiilin başına da maza geliyordu. Maza faalte, maza şeripte gibi. Evet, buraya maza diyoruz arkadaşlar. Maza faalte. İsmün müsenna, iki isim getir demiş. İştera ahmedu. Ahmet satın aldı. Neyi satın aldı? Bakın, iştera fiil, Ahmet fail, geri kalan meful. Tesniyenin meful alameti nedir? Evet, ye ve nun değil mi? El kalemani şeklinde gelecekti ama ye nun getirince el kalemeyni olacak. Yazalım. El kale, şu pardon olmadı, bir daha yazalım baştan. El kalemeyni. Nakıs fiil getir demiş. El imamu kâne yahtubu fil mescidi. Kâne nakıs fiildir arkadaşlar. Getiriyoruz. Teclisü, buraya ne getireceğiz? Atıf harfi getireceğiz. Teclisü Fatimetü nokta nokta Aişetü fissaffi. İki kelimeyi vavla birleştiriyorduk arkadaşlar. Hatırlayın. Haracel muvazzafu nokta min nokta nokta el mektebi kable galil. İsmi işaret istemiş. İsmi işaretleri getirirken ismi işaretten sonraki kelimeye bakacaktır. Müzekker ve tekil. O zaman haza gelir arkadaşlar. Ra'aytu el-medinete nokta nokta nezele fiha el-vahyu alennebi sallallahu aleyhi ve sellem. İsim mevsul istemiş. İsim mevsullerde de bir önceki kelimeye bakıyorduk. Bakın müennes ve tekil gelmiş. Elleti getireceğiz arkadaşlar. Elleti bizim müennes ve tekil olan isim işaretimiz. Evet, muttasıl bir zamir istemiş. Mazi fiile bitişen muttasıl zamir ne vardı? Buraya tü birleştiririz. Gaseltü melabisi ems diyebiliriz. Geçelim 11. örneğimize. El müdirani nokta nokta ile ameli mübekkiran. Mazi fiil istemiş. Evet. Zehebe'yi örnek verebiliriz. Zehebe, zeheba dediğimiz zaman mazi fiili ikil kelime olarak çekmiş oluruz. Hocam niye ikil getirdik? Arkadaşlar, isim başta gelir, isimden sonra fiil gelirse bu fiil isme göre çekim yapılır. Yani müzekkerini, müennesini, tekilini, ikilini, çoğulunu çekeriz. El müdirani zeheba ilel ameli mübekkiran olur. İki müdür işine erkenden gitti. Hâzâ ahi Ahmet nokta nokta muallimun fissâneviyeti. Benim kardeşim Ahmet lisede öğretmendir. Bir münfasıl zamir istiyor. Biraz önce yukarıda bir örnekte bahsetmiştik. Böyle Ali, Veli, Ali, Ayşe, Fatma, Ahmet gibi bir isim açıkça yazılırsa bu hüvedir veya hiyedir. Ahmet olduğu için hüvedir arkadaşlar. Münfasıl zamir hüve gelir. Pardon. Muzari fiil istemiş. Haulâit tullâbu, bu öğrenciler nokta nokta lügat-ı arabiye. Ne yapıyorlar? Yedrusûne. Yuallimune mesela. Ama bunlar yedrusunu yapsınlar arkadaşlar. Öğreniyorlar. Evet, belki diyebilirsiniz bir ilkokul çocuğu daha güzel yazardı diye. Ama bilgisayarda mouse ile yazmak kolay değil arkadaşlar. Keşke bir kalemimiz olsa. Evet, tekrar edelim. Yedru. Şimdi neden yedrusune dedik? Onu söyleyelim. Neden dedik arkadaşlar? Çünkü tullab kelimesi cemi. Buradaki kelime cemi olacak. Çünkü isimden sonra fiil gelirse isme göre çekimlenir. Burada da aynısını söylemiştik arkadaşlar. Evet, son örneğimiz. Harf getireceğiz. Yeskünü ceddi dedem ikamet ediyor, oturuyor. Nokta nokta medinetin sahiliyetin. Buraya fi harfi ceri en yakışıklı olanıdır deriz. Nokta. Gelelim aşağıdaki alıştırmaya. Da alame, bir işaret koy. Ne işareti istiyor bizden? Sah, doğru, dik istiyor. Veya hata, hatalıysa çarpı istiyor arkadaşlar. Sümme sahih el hata, sonra da hatayı düzelt diyor. Okuyalım. İsmül işareti, ismi işaret, zalike. Zalike ismi işareti, ismin murabun demiş. Yanlış. Neden? Biz ismi işaretlerin
mebni olduğunu biliyoruz. Sadece isim işaretlerde ikil kelimeler arkadaşlar. Sadece ikil isim işaretler muraptır. Geçelim ikinci soruya. Et-terkibu ene talibun. Ene talibun terkibi. Terkibun izafiyyun demiş. İsim tamlaması demiş. İyi bakın arkadaşlar. İsim tamlamasına benziyor mu? Hayır. Bu benzese benzese isim cümlesine benziyor demeniz lazım. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Nokta. Bu bir izafet tamlaması değil arkadaşlar. Doğrusu nedir? İsim cümlesidir. Buna diyeceğiz ki terkip isnadi veya cümle ismiye. Şimdi buraya yazması zor olduğu için yazmıyorum arkadaşlar. Siz yazarsınız. Evet, üçüncüsü ez-zamiru fi kelimeti kitabuke. Kitabuke kelimesindeki zamir, zamirun munfasilun demiş. Yani munfasıl bir zamirdir demiş. Biz munfasıl zamirleri şöyle öğrettik. Ayrı yazılır. Ali'nin, Veli'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın yerini tutar. Yani isim ayrı bir isimdir. Evet, o zaman bu kitaba birleşmiş, bir şeye birleşmiş, yani bir bileşik zamire muttasıl deriz, munfasıl demeyiz. Yanlış. Küllü zaman, bak mesela bunun K'nin munfasıl şekli nasıl yazılırdı arkadaşlar? Bunu K olarak kabul edelim, şöyle fetal olsun. Munfasıl yazmak isteseydik şöyle filan dememiz lazımdı. Ama böyle bir şey dememiş yani. Ente demesi lazımdı. Dememiş yani. Yapacak bir şey yok. Zihnimizi zorlasak da olmuyor. Evet, bu enteyi silelim de arkadaşların kafası sonradan karışmasın. Bu ente de neymiş demesinler. Yeter bu kadar sildiğimiz. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Küllü tama iri muttasile. Bütün muttasıl zamirler. Vel munfasile ve munfasıl zamirler. Mebniyetün. Evet. Doğru cevap. Kelimetü hel ismi istifham mebni demiş. İsim demiş. Bir kere kaybetmiş arkadaşlar. İsim değil. Bir kere daha söyleyelim. Bu kocaman bir harftir. Hoca bunu üç kere tekrarladı, değil mi? Evet, belki sorabilir. Bu şekilde ikinci deneme sınavına geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.